eczacı ve aromaterapi uzmanı Hülya Hanım geldi. Hülya Kayhan Hanım geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş buldum. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Size bir şey diyeyim mi? Geçen sefer yaptığınız şey vardı ya, dudak şeyi. Evet. Hem de iştah kapatacak. Evet. O hala arabamda. Her sabah onu sürüyorum. Hem nemlendiriyor. Hem nemlendiriyor hem o kadar güzel bir tadı var ki böyle. Bir de keyif de veriyor değil çok, mi? Çok. Yemin güzel. Ediyorum. Ne çok, ay, dudak kremi? Bir tane dudak kremi yapmıştı ya bize. Aa, bana yapmadın lipstick. Ondan. Lipstick. Ben ama her gün şeyimi sıkıyorum buralara. Sıkıyorum. Kiraya da sıkıyorum tabii. Hayır yapmıştı da senden kalanı ben almıştım. Sanki yapmıştım geçen sefer. Ben o verdiğin o naneleri, bu o hepsini tek hepsi bak çantamda şöyle bir iki böyle kokluyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Unutkanlık için, unutmamak için, unutkanlığı her anlamda unutkanlığı önleyebilmek için. Hı hı. Hatta unutkanlığı hem yorgunlukta hem de ileri aşamada yani hani demansa, Alzheimer'a yatkınlığı varsa ailede bunu önleyebilmek için, geciktirebilmek için nasıl bir vücudumuzda ne yapmamız lazım? Hı hı. Aromaterapi buna nasıl fayda ediyor? Ve bu ikinci beyin dediğimiz şey aslında gerçek anlamda ne ve nasıl aktive edilir? Şimdi bizim bir beynimiz var ve beynimizi çok kullanıyoruz ve vücudumuzda en çok enerji kullanan organ beynimiz. Evet. Fakat kendi enerji üretmiyor. O zaman onun vücutta bir reprezentativit, onu yansıtan bir şey var. Ve onun midemizin, bağırsaklarımızın altında mezenter diye bir organımız var. Aslında bunun organ mı olduğu çok tartışılıyor. Bu organ enerji üretiyor. Hmm. Ve bu enerji bütün bağırsak sindirim sistemi beyin için enerji üretiyor. Bu ikinci beyinde bu enerjileri birinci beyne ulaştırıyor. Şimdi bizim esas beynimiz düşünen, karar veren, çözen, sorunları çözen beynimiz, hatırlayan, hafızası olan, öğrenen beynimiz ikinci beynimizden enerjileri almazsa beslenemiyor. Food yani food supply, yiyeceği onun enerjisi az. Şimdi besini az olan bir şey nasıl enerji üretir? Aynen. Besini az olan bir şey nasıl bilgi üretir, fikir üretir, nasıl unutmaz. Onun için biz bugün size hem aromaterapiyi ben yani size bugün hem hangi kokuları hem de bu enerjiyi hangi hareketlerle, çünkü bir de hareketi var bunun. Tabii. Bu daha Tao'dan, şamanizmden, İslam ilk yıllarından her dinde de, her ayinde de yapılmış bir şey. Şimdi öncelikle nefesi doğru kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu enerjiyi buradaki işte öğrenelim onu. Bağırsaklarımız, evet, ince bağırsağımız, kalın bağırsağımız, pankreasımız, saframız hepsini harekete geçirmemiz lazım. Şimdi bunları harekete geçirmek için vücut sıvılarını harekete geçirmek lazım. Vücut sıvılarını harekete geçirmeyi önce beyin omurilik, çünkü beyin ikinci beyin ya, o zaman beyinden omurilik aracılığıyla buraya bir enerji ileti göndereceğiz. Sen çalış diyeceğiz çünkü beyin yönetmen, bütün o şeyi yönetiyor. O beyine enerji göndereceğiz. Yani evet. İleti göndereceğiz ki bana enerji üret, enerjiyi bana geri ver diyecek. Süper. İkinci beyne. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Beyin omurilik sıvısının akımını, doğru akımını, buna BOS deniyor, beyin omurilik sıvısı. Bu sıvının pompaları var. Biri kraniyel, şurada. Biri kuyruk sokumunda. Allah Allah. Şurada, sizin burası çok ağrıyor ya. Ve biz bu pompayı ne zaman bloke ediyoruz? Sürekli otururken. Oturduğumuzda bu pompa bloke oluyor. Şimdi biz otururken veya ayaktayken 4 tane uçucu yağ karıştıracağız. Bu uçucu yağları ellerimizi şöyle yapacağız. Önce bir koklayacağız bu 4 karışım. Önce yağları karıştıralım mı? Elimizin altında karışımlarımız olsun. Masaj ve nefes terapisiyle de hangi karışımı nasıl uygulayacağımızı yapalım. Hmm. Şimdi ilk karışımımız lavanta, zerdeçal, marjoram kekiği ve paçuli. Bu hem unutkanlığı önlemek için, unutmamak için, hafızayı güçlendirmek için demans, Alzheimer'da da çok faydalı. Bir daha söyleyelim. Yazsınlar. Marjoram kekiği, mercan köşk. Ha. Çok güzel kokuyor. Getirdim size de. Bakın elimdeymiş. Buyurun. Bunları elde etmek için kim bilir ne kadar, kaç tonlarca değil mi? Tabii bitkiler. Tabii 4 tondan 1 kilo çıkıyor. Gülden mesela. Bu 1,5 tondan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu unutkanlığı mı? Ah, evet. Unutuyorsun çok... arada bana hediye almayı. Sadece unutkanlığı. Levent Hanım, o sadece unutkanlığı değil. Egosu çok yüksek kişilerde egoyu indirmeyi. Egosu çok düşük, kendine güveni gitmiş kişilerde de egoyu dengelemeyi sağlıyor. Gel, Miraç çünkü, sana gel, egosu yok çünkü onun. Çünkü dengesi, denge gerekiyor. Hmm. Egoda da bir denge gerekiyor. Çok ben yapamam. Bir daha bir sayalım mı? Lavanta. Lavanta. Evet. Zerdeçal. Hı-hı. Mercan köşk yani marjoram kekiği ve paçuliyi eşit oranda böyle onar damla karıştırıyoruz. Ondan sonra şöyle
Onu da abla. Geçen gün, İbrahim Hoca değil mi? Bağlamıştık. İbrahim Hoca söylemişti. Seni andık. Ay canım. Tabii ki kokuyla ne kadar önemli olduğunu ve kokuyla hastalıkların şifa bulduğunu. Şimdi bu ilk karışımımız. Bu karışımla unutkanlığı azaltmak için ve unutmamak için beynimize o istediğimiz enerjileri göndermek unutma. Yapılan iyilikleri unutma. İkinci karışımımız beyin kapasitesini biraz daha genişletmek. Hı-hı. Biraz daha farklı düşünebilmek için bir karışım. Hepsini ayrı ayrı yapalım, biz de beklesin. Onda hem de vücut sıvılarını dengeleyeceğiz. Onda marjoram keki yine eşit oranda. Bu marjoramı ve zerdeçalı ve selviyi, bütün bu yağları eczanelerden temin edebilirler. Marjoram kekiği, zerdeçal turmerik, zerdeçal ve selvi. Çok güzel kokuyor zerdeçalda. Zerdeçal oturucu ya, bakın. Şimdi az önce bir saç şeyi anlatıldı ya. Hocamız bir saç karışımı anlattı ya. Evet, o saç karışımını da vücut sıvılarının, yani kan dolaşımı, beyinde kan dolaşımı olmak için, o saç karışımı içinde mesela. Sonra neyi kullanırsanız kullanın, neyle beslenirseniz beslenin. Şimdi göstereceğimiz bu hareketlerle ve bu kokularla vücut enerjimizi, yani beynimize enerji üretmemiz lazım. Beynimizin de bu enerjiyi kullanabilmesi lazım. Uyarmadan. Şimdi, yani beyni hiçbir etki etmiyor değil mi? Beyni her şey etki ediyor, beyin de her şeyi yönetiyor. Ama bunun doğru olabilmesi, şöyle bir şey var, Einstein dediği gibi, vücutta, bütün dünyada ve vücutta enerjiyi yok edemezsiniz. Enerjiyi sadece yönünü değiştirebilirsiniz. Hmm. Enerjinin yönünü değiştiriyorsanız, enerji yön değiştirirse negatif olur. Negatif olmaması için enerjiyi asla yok edemezsiniz. Sadece şekil değiştirtebilirsiniz. Şekil değiştirdi, negatif bir enerjinin bize, organlarımıza hiçbir faydası yok. Aromaterapinin amacı şekil değiştiren bu enerjinin pozitif olarak beynimize geçebilmesi. İşte onu diyorum. Beynimizden bağırsaklarımıza, bütün organlar birbirleriyle iletilir. O da koklayınca oldu. Koklayınca, nefes alınca ve o nefesle beraber şu şekilleri yapınca. Şimdi kokuyu koyduk ve beyin omuralik sıvısı da beynimizle bağırsaklarımız arasına bir akım sağlamamız lazım. Hı hı. Beynimizin arkasındaki pompayı, kuyruk sokumundaki pompayı aktive edebilmek için, bütün o sıvıyı bağırsaklar alt bölgeye, ikinci beyne getirmek için. Şöyle yapıyoruz. Kokladık. Evet hanım, şöyle bu ikinci karışımdan. İkinci karışım neydi? Marjoram keki, zerdeçal, selvi. Hı hı. Bunları şöyle yapıp, şimdi 9 kere çok derin nefes alacağız, karnına alıyoruz ve onu çok hızlı bir şekilde kapanarak vereceğiz. Yoğun veriyoruz. Tekrar ve kapanıyoruz, veriyoruz. Bunu 9 kere yapıyoruz. Ellerimizi koklamıyor muyuz? Yok yok, şimdi tekrar ellerimizi böyle yapıyoruz. O arada kokladık ve bu elimizi kraniyel şuraya, bu elimizi tabii siz koyabilirsiniz belinize. Şöyle belimize koyuyoruz. Aynen böyle. Nasıl ısındığımızı gördünüz mü? 9 kere yapıyoruz bunu. Sonra 18 kere. Sonraki gün 36 kere. Böyle arttırabiliyoruz. Arttırıyoruz. Evet, tabii arttırarak yapabiliyoruz. Şimdi bunu böyle yaptıkça alt abdominal bölgeye ve ikinci beynimiz, mezenter, bağırsaklara bütün sıvıları oraya gönderdik. Şimdi buradaki sıvıları aktive etmemiz gerekiyor. Hmm. Şarj etmemiz gerekiyor. O zaman birinci karışımımız var ya, o işte Devans ve Alzheimer'da da çok etkili. Şimdi birinci karışımı alıyoruz. Şurada hocam, evet, ayırdım. Birinci karışımı alıyoruz. Bundan şöyle alt karına. Aa, oralara da. Tabii. Birer damla şöyle elimizle masaj yaparken aynı anda, bakın, çok hızlı. Karnınızı içeri çekeceksiniz. Şimdi alırken göbek dışarı... Göbek var hocam, dur ya. Yok yok, o görünmüyor. Hiçbirimiz yok, biliyor musun? Doldurun. Evet. Sonra hızlı bir şekilde... Aynen böyle. Ama şöyle değil, böyle.
Bunu da 9 kere. Hocam buralar açıldı. Evet. Buralarda açılıyor. Şu boyunun arkasından ince ince böyle bir... Aa evet, bir şeyler gidiyor oraya. Evet, ısı geliyor. Sonra şurasının alt karnı... Bir şey söyleyeyim Demet Hanım. Bunu günde 2 kere yaptığınızda kronik kabızlı olanların kabızlıktan eser kalmıyor. Harbiden ince bir şey gidiyor arkadan. Çünkü hem o bölgeye sıvı çektiniz... Sıvı akımını o bölgeye getirdiniz, bağırsakların olduğu bölgeye. Çünkü sıvı çok önemli, sıvının akması. Bunun için selvi yağından faydalandık. Biz selvi yağından bu anlamda çok faydalanırız. Onun için ikinci karışımda selvi de koyduk içine. Ve bu hareketlerle, bu nefeslerle derin derin nefes alarak, çünkü her şey nefesle, nefesle aktive oluyor. Bu derin nefeslerle, bu kokularla organların enerjilerini pozitife çevirebiliyoruz. Ne güzel ya. Böyle olunca böbreklerimizde korku kalmıyor. Böbreklerimiz de korkuyor bizim. Biz bilmiyoruz. Böbreklerimiz de, kalbimiz nasıl üzülüyor diyoruz ya, gerçekten kalbimizde nöronlar hakikaten orada bir bilgi var. O bilgi beynimizdeki beynimizi aktive ediyoruz, unutuyoruz ama kalbimizdeki acıyı unutamıyoruz ya, kalbimiz acıyor. İşte kalbimizin de bir hafızası var. Organlarımızın da oradaki o negatif enerjiyle kötü düşünceleri organlarımızdan da temizlemiş oluyoruz ama her şeyden önce beyne giden o enerjiyle unutmamayı bitti diyorlar. Yok yok, daha var. Tamam. Hocam daha yorgunluk ve stres anlatacaksın. Dur, o da çok önemli. Evet, yorgunluk ve streste de aynı, yine mutlaka, çünkü bize enerji lazım. Beynimize enerji lazım. Sadece spor yaparak değil, oraya onu yapmak için beyne giden enerjileri de arttırmak lazım. Vücut sıvılarını aktive etmek lazım. Ve bu enerjiyi, vücut enerjisini de arttırmak için aşırı yorgunluktan kurtulmak için de biz uçucu yağlarını 4 tane karıştırıyoruz. Bergamot, nane mutlaka bulunduruyoruz. Şöyle, naneyi hep anlatıyorum. Çok vücuda, spor yapanlar da çok kullanırlar. 10 damla nane. Bunları hep eşit oranda karıştırıyoruz. 10 damla nane, 10 damla zerdeçal. Aynı aslında, yağlar çok birbirine benziyor. Sadece burada biraz bergamot ilave ettik eşit oranda. Şöyle. Yine mercan köşk. Bu çok kıymetlidir. Çok özellikle solar plexus çakrayı çakraları da dengeler. Böylece hem çakraları dengeledik hem organlardaki şeyi boşalttık. Ben yorgunluk ve stres yağını alacağım bugün. Tamam, ben size onu yapıyorum. Bir de diş gıcırdatması varsa bu yorgunluk ve stres yağını koyabilirsiniz ama sadece kekik, bu marjoram kekiğini bulundurursanız evde şuralara sürerseniz hem rahat uyursunuz hem de dış gıcırdatması için bilimsel çalışması var bu arada. Onu böyle masaj şeklinde bir sabit yer karıştırabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Sürebilirsiniz. Vallahi Hülya Hanım, mis gibi koktu yine ya. Aynen. Her yer. Şunu alayım hocam. Ben karıştırayım onu sizin için. Benim unutkanlık yağımı verin. Ben çok unutuyorum. Unutkanlık yağımı alayım. Tamam. Çok teşekkür ederiz Hülya Hanım'a ve kısa bir reklamı gidiyoruz. Reklamlardan sonra perde pilavı var.